Farkındalık ve duyular. Yaşlıların refahını artırmak için kullanılabilecek tekniklerden biri farkındalıktır. Çünkü zaman farkındalığı sunar, stresi azaltır ve olumlu bir zihniyeti teşvik eder, böylece daha sonraki yıllarda genel duygusal ve zihinsel sağlığa katkıda bulunur. Farkındalık, Budist geleneklerinden türetilmiş bir tekniktir. Gerçekliği yargılamadan olduğu gibi deneyimlemektir. Şimdiki anı burada ve şimdi deneyimlemektir. Farkındalık ve duyuların amacı yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik etmek ve duyuları keskinleştirmek, geçmiş görüntüleri ve ilişkili anıları hatırlamaktır. Yaşlılar farkındalıktan faydalanabilir çünkü stresi azaltır, rahatlama ve huzur hali sağlar, kendi bedenimize, bize eşlik eden hislere ve duygulara odaklanır. Hayal gücümüzü harekete geçirebilir ve hoş görüntüleri ve hisleri hatırlayabiliriz. Bu tekniğin başlıca faydaları şunlardır. Duygusal sağlık için stres azaltma. Duygusal esenlik. Duygusal zekanın gelişimi. Küçük ve basit şeylerden keyif alma sanatında ustalaşmak. Öz saygının güçlendirilmesi. Bilişsel yeteneklerin geliştirilmesi. Sızı tedavisi. Rahatlama, iç uyum ve huzur duyuların ve hayal gücünün uyarılması daha iyi sosyal bağlantılar zihin beden bağlantısı artan odaklanma ve dikkat bu teknikle daha derine inmek için şunlara ihtiyacınız olacak bir gıda ürünü şeker elma veya başka bir gıda olabilir bu örnekte bir elma kullanacağız oturmak için rahat bir yer adım 1 hazırlık İyi, rahat bir koltuk bulun ve bir elma hazırlayın. İdeal olarak tek renkte, kırmızı, sarı, yeşil olabilir. Bir elmayı önünüze koyun veya elinizde tutun. Adım 2. Yoğunlaşma Elmanıza bakın, koklayın, her tarafından dikkatlice bakın, ayrıntılarını fark edin. Elmayı birkaç saniye boyunca deneyimlemeye çalışın. Şimdi, bu sürenin sonunda elmayı bir kenara koyun. Adım 3 rahatlama. Bir sandalyeye rahatça oturun. Sırtınızı sandalyenin arkasına yaslayın ve ayaklarınızı rahatça yere basın. Kollarınızı gövdeniz boyunca uzatın ve avuç içlerinizi uyluklarınızın üzerine koyun. Şimdi gözlerinizi kapatın ve keyifli derin bir nefes alın. Nefesinize odaklanın. Yavaşça nefes alın ve verin. Nefes alışınıza ve sakin nefes verişinize dikkat edin. Kafanızdan geçen düşünceleri hissedin. Tüm zor ve stresli düşüncelerin uzaklaşmasına izin verin. Vücudunuzdaki her kası gevşetmeyi düşünün. Yüz kaslarınızın, özellikle de çene kaslarınızın gevşediğini hissedin. Kendinizi rahatlamış ve gevşemiş hissettiğinizden emin olun. Omuz kaslarınızın gevşediğini hissedin. Omuzlarınızdan büyük bir ağırlığın düştüğünü ve büyük bir rahatlama hissettiğinizi hayal edin. Adım 4: Duygulara odaklanma. Şimdi gözlerinizle az önce elinizde tuttuğunuz elmayı hatırlayın. Tam görüntüsünü tüm ayrıntılarıyla hatırlayın. Rüzgüsüz tenini hatırlayın. Belki kokusunu alabiliyorsunuzdur. Sulu, tatlı bir elmanın tadını hatırlayın. Şimdi çocukluğunuzdaki elma kokusunu hatırlamaya çalışın. Evinizde taze pişmiş bir elmalı kekin kokusunu ve tadını hatırlamaya çalışın. Hoş değil mi? Belki de bu elma size çocukluğunuzdan ya da aile toplantılarınızdan başka anıları hatırlatıyordur. Ya da belki de onu tamamen başka bir şeyle ilişkilendiriyorsunuz. Bunu 10 saniye boyunca hayal edin. Bu anıların akmasına izin verin. Keyifli mi? Sizi getiren duygularla, hatırladığınız anılarla rahatlama ve hoşnutluk halinde kalın. Bu durumda istediğiniz kadar kalabilirsiniz ama gözlerinizi açıp oturduğunuz yere de dönebilirsiniz. Rahatlama hali bugün uzun bir süre size eşlik etmeye devam edecektir. Adım 4: Öz yansıtma. Biraz zaman ayırın ve duygular Anılar, hisler hakkında düşünün. Düşüncelerinizi yazmak için bir kağıt parçası alabilir veya sadece düşünmek için biraz zaman ayırabilirsiniz.